Böyle belgesel izlerken benim ilk aklıma gelen şey oluyor. Ya bunu nasıl çekmişler? Çünkü bir kuşun yaşantısını çekiyorlar. 4 ay boyunca adam ağaca tünüyor, onu çekiyor. Köpek balıkları belgesellerine bakıyorum. Ya çok garibime gidiyor. Timsahları suyun altına çekiyorlar. Ondan sonra aslanları çekiyorlar. Ta dibine kadar böyle. Belki çok fiili olarak yanlarına gitmiyorlar ama zoom kameralarla onların o yaşantılarını çekiyorlar. O yakınlıkta sana televizyonda 4K ekranda sana bunu gösteriyorlar. Timsahların saldırısını, köpek balığın saldırısını. Ya şimdi düşündüm, dedim ki bunların arasına beni atsalar, o aslanların arasına beni bıraksalar, çalıkların arasından böyle bana hamle yaparak aslanların sağdan soldan geldiğini düşün. Köpek balığı böyle geliyor, yanından geçiyor. Ağzını açıyor, dişlerini sana gösteriyor. Ya abi çok ürkütücü, birazdan yem olacaksın. Ama ve lakin öyle bir şey ki ben bunu televizyonda o yakınlıkta çok rahat görüyorum ve onu izlerken hiçbir ürperme yok, bir korku yok. Çerez yiyerek böyle vay be şuraya bak, tefekkür ediyorum. Değil mi? Bir yaratılış mucizelerini görüyorum orada. Farklı bir tarafa çekiyorsun olayı. Biraz daha olayı real bir hayata taşıyacak olursak, o aslanları yakından izleme fırsatın oluyor, değil mi? Tellerin arkasında aslan geliyor, senin yanından geçiyor, hiç korkmuyorsun. Hatta yanından geçerken böyle kuyruğunu falan eğer tellere sürtüyorsa kuyruğuna dokunuyorsun, sırtına dokunuyorsun. Öyle değil mi? Ya bir de çelik bir kafeste yanında bir rehber var. Sonra oksijen tüpünü de almışsın. Dalmışsın aralarına. Köpek balıkları geliyor. Böyle bir hamle yapıyorlar ama ilk başta korkuyorsun. Sonrasında ne yaparsın? Keyif almaya başlarsın. Sana zarar vermeyeceklerini anlarsın. Timsahların arasında da böyle. Yani çelik bir kafesin ve sağlam bir koruman olduğu zaman o korku hali gidiyor, tefekkürü geliyor. İşte aynı musibetler de böyle. Çok garip yani. Hayatımızdaki musibetler aslan gibi, timsah gibi, köpek balığı gibi sağımızdan solumuzdan bize saldırıyor. Eğer ki senin bir koruma alanın yoksa, bir çelik kafesin yoksa veya orada bir tel yoksa veya akvaryumdaki cam gibi bir cam yoksa onlara yem olacaksın. Ama böyle olduğu zaman işin boyutu değişiyor, değil mi? İşte musibet konusunda senin çelik kafesin var mı? Musibetlerle aranda seni koruyacak bir cam panel var mı? Garip olan bu. Musibet herkese musibet. Kimi yem oluyor, kimi belgesel izler gibi izliyor. Çünkü diyorsun ki ya nasıl olur ya? Bu musibet benim de başıma geldi. Ben perişan oldum, bittim. Aynı musibet, aynı sıkıntı adamın başına gidiyor. Adam hiç böyle dert sıkıntı olmadan gülüyor, tebessüm ediyor. Farklı farklı yorumlar yapıyor. Neden? Çünkü o çelik kafesin içinde. Çünkü koruyucu camları var onun. İşte bizim ihlasımız ve takvamız, teslimiyetimiz ve tevekkülümüz, imanımız bize derecesine göre çelik kafes olur. Cam panel olur, aslanlar aramızdaki tel gibi olur. Ürperirsin, korkarsın, seni ürkütür ama ardından bir mektup gibi olayları okumaya başlarsın. Keyif alırsın, çerez yiyerek onları izlemeye başlarsın.